itibariyle birçok noktada aslında internet durum var. Bizler de havadan takip gerçekleştirdik. Kısa bir süre önce Gaziantep Zırhlı Tugayı'ndan kalkış yaptığından tutmuş olduğumuz nokta yine kışta ve bu noktaya geldi. Bu noktadaki vatandaşlara yardım götürdü. Bunun gibi 4-5 tane daha helikopter o noktadan karşı bıraktı. Şu anda onu yaklaşmamışlar. Böyle helikopterin daha doğrusu çok vardı. İçeride çadırlar var, yardım malzemeleri var. Bu şekilde jandarma aslında çeşitli alanlara iniş gerçekleştirerek vatandaşları vatandaş bu noktada bir köy var. Şimdi orayı gösterdim bırak sizlere. Bunların içerisinde çadırlar var. Ve yardım malzemeleri var, gıda var, erzak var. An itibariyle bölgedeki durum bu. Jandarma helikopterleriyle birlikte yardımlar taşınmaya devam ediyor. AFAD'ın çadırlarını görmektesiniz. AFAD bölgeye çok sayıda çadır götürmüş durumda. Birçok noktada aslında hali hazırda çadır talepleri var. Onların karşılanması için de jandarmaya ait helikopterler havalandı bir kez daha. Komutanlar, askerler ve emekçik bunların yüklenmesi için yardımcı oldu. Şimdi ise halk aslında bu noktada askere yardım ederek çalışmalara destek veriyor. Görüyorsunuz geride bıraktığımız saatlerde Gaziantep Zırhlı Tugayı'ndan bu şekilde toplam 4 helikopter kalktı. Ve o helikopterlerde farklı noktalardaki vatandaşların ihtiyacını gidermek için tıpkı bulunmuş olduğumuz bu alan gibi bir noktaya iniş gerçekleştirdi. Şu anda vatandaşlar da o malzemeleri görüyorsunuz. Uçuyorlar. Kuşkusuz devam edecek, devamı gelecek. Bölgede yaraların sarılması için yoğun bir mücadele var. Bir taraftan hala daha enkazlardan gelecek umutlu haber beklenirken, diğer taraftan ise vatandaşlara aslında ekstra destek sağlanmaya çalışılıyor. Gördüğünüz gibi aslında belki de bu köyün büyük bir bölümü şu an itibariyle bu noktaya geldi. Hala daha helikopterin içerisinden çadırlar çıkarılıyor. El birliğiyle bu çadırlar bu köydeki alanlara kurulacak. Çünkü hala daha riskli yapılar var. Kameraman arkadaşım Burak Altun gösteriyor. Evet, şu anda an itibariyle bir çadır daha geliyor. Zaten genel maksat helikopterleri oldukça fazla yük taşıyabilmekte. Bu hususta ekstra bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Ne manada diyeceksiniz. Helikopter içerisinde neredeyse hiç boşluk yoktu. Bizler de bu helikopterle geldik bu noktaya. İçerisini tamamen doldurarak aslında ne kadar çok malzeme götürebilirsek o kadar faydalı olur, ne kadar faydalı olabilirsek o kadar iyi mantığıyla birçok noktası doldurulmuştu ve an itibariyle de onlar indirilmeye devam ediyor. Yani karadan sevkiyat yapılıyor tabii ki. Yollar şu an itibariyle açık Gaziantep'te. Havadan da bu şekilde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki saatlerde yine bu helikopterle birlikte farklı bir noktada olacağız ve gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi herkese sizlere bırakalım.